Merhaba, merhaba. Önce hepinize hayal ettiğiniz gibi bir hayat diliyorum. Eski bir Milli Eğitim Bakanı demiş ki, şu öğrenciler olmasaydı okulları ne kadar güzel yönetirdim. İşte bu elimde tuttuğum kitapta da diyor ki, şu okullar olmasa öğrenim ne kadar güzel olurdu. İşte bugün size bu kitapta anlatılan okulsuz bir öğrenim modelini anlatacağım. Okulun hiç olmadığı bir toplumda öğrenim nasıl olur? Bu kitabın önerdiği, daha doğrusu yazarının önerdiği öğrenim modelini anlatacağım. Hani derler ya, çok duyduğunuz, duymaktan bıktığınız, şahsen ben bıktım, bir laf var. Hani diyor ya, bir lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyene bakarım adam mı diye. İşte ben bu lafa da, bu lafın Mevlana'ya ait olduğuna da hiç inanmıyorum. Ama olsun, biliyorum var aramızda inananlar. Tamam, bu okulsuz öğrenim modelini dinleyeceğiz ama kim söylüyor bunu? Kim anlatıyor? Bir bakalım hele adam mı diye soranlar, merak edenler olacaktır. Kimdir Ivan İliç? Avusturya Viyana'da doğmuş, Almanya Bremen'de ölmüş, babası Hırvat, annesi Seferat. İtalya'da iki tane üniversite bitirmiş, hem felsefe okumuş hem ilahiyat okumuş, sonra Salzburg'da Orta Çağ tarihi okumuş ve özellikle eğitim felsefesi alanında çok kafa yormuş bir abimiz rahmetli İvan İliç. Baştan söyleyeyim, bu kitapta yazan her şeyi önermiyorum, her şeyi onaylamıyorum. O halde niye anlatıyorum? Okul konusunda şartlanmış, dolayısıyla tembelleşmiş beyinlerimize biraz beyin jimnastiği olsun diye ve daha iyi bir öğrenim sistemi, bir öğrenim modeli nasıl olabilir diye kafa yoran insanlara azıcık da olsa bir ilham olsun diye anlatıyorum. 141 sayfa olan bu kitabın ilk 93 sayfasında okul eleştirileri yer alıyor. Öyle böyle değil. Şu kadarını söyleyeyim, okulları gereksiz ve yararsız bulmuyor. Düpedüz zararlı buluyor. Merak eden detaylarını satın alıp ya da ödünç alıp okuyabilir. Temel olarak İvan İliç abimiz çocukların ne öğrenmesi gerektiğine, yani müfredata, yukarıdan birinin karar verilip öğrencilere zorla bir şeyler öğretmeye çalışmanın, öğretmenleri de bunları öğretmeye zorlamanın ve bunun içinde belli saatlerde belli binalara insanları tıkmanın hiçbir yarar getirmeyeceği gibi bir zarar getireceğine de inanıyor. Ve okulları bir eğitim fabrikasına benzetiyor. Mezunları da bu eğitim fabrikasının ürününe. Ürünün eş anlamlısı ne? 3 harfli söylemeyeyim. Peki okullara karşı çıkıyor da yerine ne öneriyor İvan İliç abimiz? Öğrenme ağları dediği bir model öneriyor. Ağ derken yani toprak ağları gibi ağlar değil, balık ağı gibi ağlar değil, network anlamında ağlar. Yani internet ağları gibi bir nevi. Ve önerdiği modeli dört başlık altında topluyor. 1. Eğitim amaçları için kaynak hizmeti açıklayacağım. 2. Yetenek değişimleri. 3. Aklan eşlenimi. Böyle karışık bir şeymiş gibi geliyor ama çok basit açıklayacağım. 4. Serbest eğiticilere kaynak hizmeti. Şimdi böyle sıralayınca böyle kuru kuru, tatsız tutsuz, karmaşık şeyler gibi geliyor kulağa. Ama açıklayınca çok basit olduğunu anlayacaksınız. Şimdi okul yerine önerilen dört modelden birincisi neydi? Eğitim amaçları için kaynak hizmetleri.
buraya eğitim diye çevrilmiş ama ben bunun öğrenim olduğunu düşünüyorum. Zira biliyorsunuz eğitim ayrı şey, öğrenim ayrı şey, öğretim hatta ayrı şey. Ben Ivanoviç abimizin kafa yapısını düşününce burada kastedilen şeyin öğrenim olduğunu tahmin ediyor. Ne diyor? Öğrenim amaçları için kaynak hizmeti. Nedir bunlar? Yani sadece belli yaştaki öğrenciler değil, öğrenmek isteyen herkes için laboratuvarların, kütüphanelerin açılması ve hatta bazı fabrikaların, iş yerlerinin stajyerlik ve de o konuyu, o mesleği öğrenmek isteyenler için düzenlemeler yapmasını kastediyor iş yerlerinde. Ve iş yerlerini öğrenime açan şirketlere de belli vergi indirimi gibi teşvikler yapmaktan bahsediyor. Şimdi diyeceksiniz ki hani fabrikaların, iş yerlerinin öğrenime açılması güzel de laboratuvar, kütüphane dediğin zaten okullarda var. İvan İliç abim de diyor ki o okullardaki diyor laboratuvarlara müfredatın izin verdiği sıklıkta gidildiği için ve okul ritüellerine uygun mecburiyetlerle gidildiği için oradaki laboratuvar çalışmaları pek bir işe yaramaz diyor. Hatta kütüphaneler için de diyor ki başlarında gardiyan var çocukların, oradaki kütüphaneler de işe yaramaz diyor. Yani burada bir müfredattan bağımsız, yukarıdan birinin seni zorladığı için değil, o konuyu öğrenmek isteyenlerin laboratuvardan faydalanmasını kastediyor. Hatta şimdi bir yerde oyunların öneminden bahsediyor. Diyor ki geometri bile diyor oyunlarla öğretilebilir ve bu tür yerler açılabilir diyor. Kitap 71'de yazılmış. Bilim merkezleri var arkadaşlar. Ben Amsterdam'da gitmiştim. Şehirlerimizde de var. Hakikaten öğrenmeyi bir nevi oyun haline getiren bilim merkezleri var. Eğer şehrinizde varsa veya gidebileceğiniz bir şehirde varsa bilim merkezi diye yutmayın kopmayın. Gidin. Çok eğlenceli yerler. Bu yaşta ben bulursam gidiyorum. Hem eğleniyorum hem öğreniyorum. Şimdi İvan İliç abimiz öğrenmek için gerekli kaynaklar arasında işte laboratuvarları, kütüphaneleri, müzeleri falan filan sayarken bir örnek dikkatimi çekti. Garajda istediğin gibi sökülüp takılacak, bozulacak bir traktör örneği veriyor. Niye veriyor? Hani bizim özellikle çocukken, gençken çok duyduğumuz bir laf vardır ebeveynlerimizden. Kurcalama bozarsın. İşte bu lafın öğrenmenin önünde çok büyük bir engel olduğunu kanıtlıyor. Ama bu ebeveynlerimizin suçu mu? Hayır diyor. Bu endüstriyi yönetenler ürünleri sadece uzmanların anlayabileceği suniliklerle donatarak ve bir saatin işlemesini, efendim bir telefonun çalışmasını, bir elektronik daktilonun çalışmasını sadece uzmanların anlayacağı yönünde bir aşılama yaparak, kafaları aşılayarak, beyinleri yıkayarak insanları ürünlerin bozulacağı korkusuyla, tehdidiyle öğrenmekten men etmektedirler. Bunun günümüzde güncel bir örneği daha var. Açarsan garantisi gider. Bu tehditle bırakın sağlam bir ürünü açmayı, bozuk bir malı bile açıp bakamıyoruz. Bizi garantisi gider tehdidiyle öğrenmekten men ediyorlar. Kim? Sistem.
Evet, çekimlere o kadar ara verdim ki bu arada sakalım saçım yeniden uzadı. Her neyse, nerede kalmıştık? İki, yetenek değişimi ağı. Adından da anlaşılıyor zaten. Öğretebilecek bir yeteneği olan arkadaşımız ismini ve öğretmek istediği yeteneği iletişim ağına yazıyor. Kendi de öğrenmek istediği yeteneği o iletişim ağından buluyor. Birbirlerine o yeteneklerini öğretiyorlar. Evet. Ben sana senaryo yazmayı öğretiyorum. Sen bana kimya öğretiyorsun. O ona gitar çalmayı öğretiyor. O ona Fransızca öğretiyor. Bu kadar basit. Bu kadar basit mi gerçekten? Evet diyor Ivan İliç. Bu kadar basit bir yöntemle insan keman da öğrenebilir cerrahlıkta. Evet, cerrahlık. Şimdi benim okula alternatif olabilecek öğrenim modellerini anlattığım videolarda bana karşı çıkanların en sevdiği argüman, en sevdiği örnek bu. Peki diyorlar, sen okula, tıp fakültesine gitmemiş, usta çırak ilişkisiyle doktorluğu öğrenmiş birine güvenebilir misin? Güvenirim arkadaşlar. Bunu söyleyen arkadaşların ıskaladığı bir şey var. Tamam, tıp eğitimi yoğun bir okuma, teorik eğitim gerektiriyor. Ama doktor adaylarımız doktorluğu asıl son sınıfta hastanede çalışarak bir nevi usta çırak ilişkisiyle öğreniyorlar. Bitmiyor. Uzman olacakları zaman da bir yandan teorik dersleri görürken asıl bir hocanın asistanı oluyorlar. Asistan yani ne? Çırak, kalfa. Yani doktorlarımız da okumanın yanı sıra asıl doktorluk eğitimini usta çırak ilişkisiyle alıyorlar. Tabii burada bir soru geliyor akıllara. Her bilen bildiği konuyu öğretebilir mi? Öğretmek için bir pedagojik formasyona ihtiyaç yok mu? Buna şöyle cevap veriyor Ivan İliç. Diyor ki, zorunlu eğitimde zorla okula giden, zorla bir şey öğretilmeye çalışan çocuğa bir şey öğretmek için bir pedagojik formasyon gerekebilir. Ama diyor, öğrenmeyi kendi isteyen ve bunun içinde senin kapını çalan bir öğrenciye bir şey öğretmek için pedagojik formasyon olmasına gerek yoktur diyor. Üçüncü modelimiz, üçüncü öğrenim ağımız akran eşlenimi veya eşleşimi diyebiliriz. Akran kelimesinde bazen partner diye kullanmış kitabımız, çevirmenimiz. Evet, nedir akran eşlenimi ya da eşleşmesi? Aslında ismi bir şeyi çağrıştırıyor. Okullarda öğretme eylemini öğretmen yaptığı için öğrencilerinki pasif öğrenme oluyor. Bu modelde öğrenci aktif bir öğrenme eylemine geçerek öğrenmek istediği konuda kendisine bir partner, bir akran, bir ortak buluyor. İletişim ağına yazıyor. Diyor ki mesela, satranç öğrenmek istiyorum. Var mı bana partnerlik yapacak olan, akranlık, arkadaşlık, yarenlik yapacak olan diye hemen bir satranç akranı, satranç partneri buluyor ve beraber öğreniyorlar satrancı. Bu kadar basit. Böylece de pasif öğrenme sürecinden aktif öğrenme sürecine geçiyor. Akranıyla güle oynaya o istediği konuyu, işi öğreniyor. Geldik dördüncü modelimize, dördüncü ağımıza. Serbest öğreticiler için kaynak hizmeti ağı. Bu ağda profesyonel eğitimcilerle, öğreticilerle profesyonel olmayan eğitimcileri, öğreticileri buluşturan bir ağ. Diğer ağlarda görmüştük, yetenek değişimi ağında tamam, bir cerrah bir diğerine cerrahlık öğretecek ama diyelim ki bir profesyonel eğitimcinin yardımına ihtiyacı duyuyor ve diyor ki, bize bir müfredat çıkartır mısın gibi profesyonel eğitimcilerden referans alıyorlar, destek alıyorlar. Diyelim ki akran eşlenimi, partner eşleşmesi modelinde ağında satranç öğrenmek isteyen öğrenciler
bir profesyonel eğitimciye giderek diyorlar ki bize senede 10 saat boyunca danışmanlık yapar mısın gibi bir Ivan Iliç'in kabaca önerdiği ya da Ivan Iliç'in nazikçe önerdiği bizim kabaca anlattığımız okursuz toplum modeli böyle. Akla takılan birkaç soru olabilir. Mesela iyi güzel tamam öğreniyoruz öğretiyoruz da burada not yok mu, diploma yok mu? Diyor. Yok. Çünkü diyor diploma aslında kişinin diyor geçmişini değerlendirir diyor. Bizim modelimizde şimdisi, bugünü değerlendiriliyor. Nedir o? Sen işte diyelim ki İngilizce biliyor musun? Konuşuyor, anlıyorsun bugünkü düzeyini. Diploma göstermesine, okulda aldığı notları söylemesine gerek yok. Bugün hemen test edebilirsin diyor. Ama bu ölçme, derecelendirme ve diploma konusunda çok katı değil. Gerek yok ama diyor, dileyene diyor bir yeterlilik testi uygulanabilir ve bir kurum tarafından bir belge de verilebilir diyor. Dalyan'la çalışan bir komi İngilizceyi garson abisinden, ustasından öğrenmiş. Bir senenin sonunda takır takır müşteriyle konuşuyor. Patron da bunu görüyor. Bunun notu kaç, diploması var mı diye sormasına gerek yok. Ama illa bir belge istenirse de diyor, hemen bir yeterlilik testine girerek bir kurumdan o belgeyi de alabilir diyor. Evet, kabaca anlattığım modeli merak edip kitabı okumak isteyenler satın alabilir ya da birbirlerinden ödünç alabilir. Kitap efendim Şule yayınlarından çıkmış, 20 lira. Efendim bu kitap 1971 yılında yazılmış. Bu kitapta anlatılan modelleri bugünün imkanlarıyla, internet ve teknoloji imkanlarıyla uygulamak çok çok kolay. Hatta ve hatta bugünün internet olanakları ve teknolojik imkanlarıyla bu kitapta anlatılan modellerden çok daha iyisini üretmek mümkün. Bu kitap bu konuda sadece ilham kaynağı olabilir. Zaten internette de ve akıllı telefon uygulamaları içinde de eğitim ve öğretim için çok enteresan, ilginç uygulamalar var. Yakında bu eğitim siteleriyle ilgili veya akıllı telefon uygulamalarıyla ilgili bir video daha hazırlayabilirim. Eğer varsa sizin de sevdiğiniz, beğendiğiniz, önerebileceğiniz internet sitesi yahut telefon uygulaması yorum bölümüne yazabilirsiniz ya da mail atabilirsiniz. Maillere görüntülü atarsanız daha da sevinirim. Neden olmasın? Son olarak bunu açıklayayım. Geçen videoda takılmış bazı arkadaşların kafasına, abi kalbin mi yaralı diyor. Evet, bu sisteme karşı kalbimiz yaralı ama biz daha ölmedik. Şaka bir yana, zorlayınca bir sürü anlam yüklenebilir. Böyle bir işaret olsun istedim aramızda. Nedir? Mesela bu videoda anlattığımız akran modeli gibi. Bu tür konulara kafa yoranlar, bizim videolarımızı sevenler, diyelim ki bir akran arıyorlar kendilerine, bu konuları konuşacak, tartışacaklar. Bir hafta sonu sahilde yürürken birbirimizi tanıyalım diye kolayca böyle bir yara bandı yapıştırarak birbirimizi tanıyabiliriz. Konuşabiliriz, tanışabiliriz, tartışabiliriz. Çok yorulduğumuzu hissettiğimizde, tanışmadan yorulduğumuzda da böyle çıkarıp bir kenara koyabiliriz. Ayrıca bir yırtık mırtık olursa da onu kapatmaya, bir şey lekelenirse onu da örtmeye yarayabilir. Yarayabilir. Efendim, çok uzattım. Daha fazla uzatmayayım. Herkese hayal ettiği gibi bir hayat diliyorum. Sevgiler sunuyorum.